Resul Kurt, EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Star gazetesi yazarı Resul Kurt, EYT ile ilgili yazı kaleme aldı. Resul Kurt şunları söyledi. Sigortalılarımızca uzun zamandır beklenen EYT'de son dönemece girildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılacak ve bakanlık tarafından hazırlanacak tasarıda bütçe görüşmelerinin akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek ve seçim öncesi de bir yasa çıkacak gibi görünüyor. Esasen sigortalar açısından başta işe giriş tarihi ve prim gün sayısı artıracak işlemler büyük önem taşıyor. İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT'ye yönelik hazırlıklar yapılabilir. EYT çıktığında işe giriş tarihi önem kazanacağından dolayı bu şekilde hatalı işlem mağduru olanların ilgili SGK müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Emeklilik hesabında önemli konulardan birisi de 18 yaş öncesi sigortalılık süresidir. 1.4.1981 tarihine kadar 18 yaşından küçükken yapılan sigorta başlangıçları sigortalılık süresi açısından başlangıç sayılırken 1.4.1981 tarihinden itibaren başlangıç için 18 yaş şartı aranmaya başlanılmıştır. 18 yaşından küçükken yapılan sigortada sigorta başlangıç tarihi olarak 18 yaşın doldurulduğu tarih dikkate alınmaktadır. Ancak 18 yaşından küçükken ödenen primler prim ödeme gün sayısına dahil edilmekte ve ayrıca işe giriş tarihi emeklilik yaşının tespitinde dikkate alınmaktadır. 1.4.1981 ile 8.9.1999 tarihleri arasında emeklilik açısından sigortalılık başlangıcı için 18 yaşın doldurulduğu tarih aranılmaktadır. 18 yaştan küçük başlangıç sigortalılık başlangıcı açısından dikkate alınmamaktadır. EYT'de gün sayısı yeterli olmayanlar için askerlik borçlanmasıyla gün sayısını artırmak da bir yöntemdir. SGK'lıların emeklilik için gereken gün sayılarının yeterli olmaması durumunda gün sayısını tamamlamak için askerlik borçlanması yapılabiliyor. Askerlikte geçen sürelerin sosyal güvenlik açısından değerlendirilmesinde iki etkisi olmaktadır. 5510 sayılı kanuna göre sigortalılığın başlangıç tarihinden önce askerlik yapanlar için askerlik borçlanmasıyla hem sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmekte hem de prim gün sayısı artmaktadır. Bu nedenle askerlik öncesi SSK Bağkur, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kapsamında bir işe girmemiş kişilerin askerlik borçlanması yapmaları emeklilik yaş ve günlerini öne çekmesi nedeniyle tavsiye edilir. EYT için gereken prim gün sayısını dolduramayanlar için borçlanma yoluyla gün sayısının artırılması mümkündür. Kadın sigortalılar ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra 3 doğuma kadar doğum tarihinden itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması kaydıyla ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabilmektedir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreler düşürülerek kalan süre borçlandırılacaktır. Doğum borçlanmasıyla doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan veya ara veren kadın sigortalılara doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri süreleri borçlanarak emeklilik açısından hak kaybı olmaması imkanı sağlanmıştır. Bir doğum için 720 gün, iki doğum için 1440 gün ve 3 doğum için borçlanma yapılması halinde ise toplam 2160 prim günü kazanılmış olacaktır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.